Bir tura katıldım ve Airbnb'den bulduğum bir tur. Son iki etap kaldı. İki yuvarlak. Arkadaşlar, şimdi Vinod yanımda ve Forest Kalesi diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Yalnız şöyle bir şey oldu. Demin konuşurken dedi ki 8 senedir burada yaşıyor. Ve I'm just translating so. 8 senedir burada yaşıyor ve 3 kere iPhone'umu kaybettim dedi. Danimarka'yı sevmesinin en büyük sebebi de 3 kere kaybetmesine rağmen 3 kere ona geri verilmesi. Yani hiç kimse çalmamış, almamış. Gittiği halde iPhone'u geri gelmiş. Bu diyor yeterli mi senin için benim Danimarka'yı sevmeme? Ben de yeterli dedim. Şimdi bir tura katıldım ve Airbnb'den bulduğum bir tur. Şimdi böyle hostel gibi böyle bir yer vardı. Yani tuvalete giriyorsunuz işte, isterseniz geceden burada kalabiliyorsunuz. Oraya geldik. Burası da galiba böyle kafe gibi. Yerlerde tamamen doğal olduğu için böyle ağaç parçaları var. Ve Forest Tower diye bir kuleye tırmanacağız. Tur rehberi var zaten. Bir de iki kişi daha var. Onlar da Lüksemburg'danmış. Çok güzel. Bakalım nasıl olacak. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Buradan yürünüyor. Okay. Okay. 1.2 kilometers, isn't it? Oh, this is next toilet is 3.2. Okay. Oh, that's why. Yeah, the mentality. Is this the house or? It was the old house which they made previous reception. Oh, okay. Wow. Buradan yürüyoruz ve tour guide'ımız, what was your name again? Vinod bizi götürüyor. St. Petersburg ve Lüksemburg'dan iki kişi daha var. Ve 1.2 kilometre gideceğiz bu yolu. Ay, inanılmaz güzel. Bakar mısınız? Çok etkileneceksin dedi zaten gelirken. O yüzden en başından itibaren sizinle paylaşmak istedim. Artık yükseklerden de paylaşacağım sanıyorum. Zaten tamamen bu ağaçlar arasından yürüyecekmişiz. Burası bu arada 2019'un Mart ayında açılmış ve daha Danimarka halkı bilmiyormuş. Şöyle, burası yani Forest Kulesi, yani Orman Kulesi diye geçen yer. Mart 2019'da açılmış bu sene. 2 sene buranın inşaatı sürmüş ve en büyük sebebi dedi Vinod yapmalarının doğaya hem dikkat çekmek, yani doğanın ne kadar önemli olduğunu insanlara göstermek. İkinci en büyük sebebi de Kopenhag'da yaşıyormuş herkes ve onları buraya çekmek istiyorlarmış. Yani başka daha uzaklarda, başka şehirlerde de yaşamalarını sağlamak için böyle atraksiyonlu diyeyim, böyle bir yer inşa etmek istemişler ki çünkü hem turistleri çekiyor hem de o zaman zaten buralarda da daha fazla iş imkanı olacak diye düşünerek, tabii ki yürüdüğüm için artık yavaş yavaş inanılmaz fitimdir yoksa, yani hani müthiş. Gerçi yoga yaptığım, daha da yoğun yaptığım zamanlarda daha fit oluyorum orası kesin de. Bence şimdi biraz formdan düştüm gibi hissediyorum. Şöyle. Yukarıda görüşürüz. Şimdi Forest Tower, yani Orman Kulesi bu. Geldik. Yukarı çıkacağız. Yeah.
Burada şey yazıyormuş. Şuradan gidip okuyabilirmişim. Burada nasıl dizayn edildiği bütün bilgiler yazıyormuş. Ama çok teknik bilgiler vermek istemiyorum. Sonuç olarak neden yapıldığını zaten biliyorum. Ve de bu arada merdiven yokmuş. Çocukların yaşlarında çıkabilmeleri için hiç merdivensiz böyle düz olarak dizayn etmişler bu kuleyi. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Yine Vinod'un benimle paylaştığı arabada. İnsanlar %50 vergi vermekten dolayı çok mutlularmış. Çünkü zaten devlet onlara bize güvenin duygusunu Danimarka'da çok aşılıyormuş. O yüzden onlar vergilerini versin, kafaları rahat olsun. Bundan dolayı çok mutlularmış. Çok yaklaştım. Şöyle göstereyim size. Neredeyse geldim sayılır. Geldik sayılır. Hatta o St. Petersburg'la ama Lüksemburg'da yaşayan iki kişiyi de geride bıraktım dermişim. Yok gayet hani zorlamayıcı bence. Gayet iyi geldim. Şimdi yukarı geldiğim zaman oradan görüntüleri de paylaşacağım. Dediğim gibi çok yükseklerdeyim. Son iki etap kaldı. İki yuvarlak. Burada biraz rüzgar var. Ama beni ortalarda görmeyenler olursa anlayın ki burada kaldım ve geri dönmemeye karar verdim. Size göstereceğim, sizinle paylaşacağım. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok güzel. Bayıldım. Gözlerim hem rüzgardan hem sevinçten. İnanılmaz bir duygu. Bence seyahat etmenin en güzel yanı böyle yerleri görmek, keşfetmek, deneyimlemek. Hayatınızda özel bir insan varsa onunla deneyimlemek daha da büyük bir ayrıcalık. Sevdiğiniz biriyle ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla ya da ailenizle. Yoksa tek başınıza gelmeniz, görmeniz de bence başka bir ayrıcalık. Hepsinin tadı ve yeri apayrı. Ama özellikle böyle güzel, böyle özel yerlerde ay çok duygulandım. Allah Allah, bilmiyorum ne oldu bana. Doğa fazla geldi, ondan dolayı böyleyim sanırım. Böylesine güzel yerlerde olmak çok çok neşe veriyor bana. Yani yaşadığımı hissettiriyor. O yüzden minnettarım ve şükran duyuyorum. Ve bu güzelliği sizinle 360 derece paylaşacağım. Siz de benim gözümden görün. Çünkü bir kamera ne kadar yansıtır emin değilim. En azından kokuyu hissedemiyorsunuz maalesef. Yani olsun, yine de göreceksiniz. Buraya şansınız olursa Danimarka'ya her gelen mutlaka uğrasın. Airbnb'den experience, o deneyimler galiba diye geçiyor Türkçe'de. Orayı seçip oradan bulabilirsiniz. Vigot diye zaten Forest Tower diye çıkıyor. Yoksa zaten belki turlar olur bir iki ay içinde. Bilmiyorum, şu anda çok fazla Danimarkalı bilmiyormuş ve medyada da çok söylenmiyormuş herhalde. Fazla insan bilmesin diye, ama bence yine hani orta halli insan var. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri daha da yoğun oluyor dedi tur rehberimiz diyeyim. Şimdi gelenler şöyle. Çok güzel. Gerçekten anlatamam. Çok güzel. İmkanınız olursa gelin. Umuyorum buraya gelmek isteyen herkes gelir ve bu deneyimi yaşar. Airbnb'den book ettiğim için bir kişi bu tur, yani bir saat getiriyor, bir saat işte geri dönüyoruz, istediğimiz yere bırakıyor.
diye anladım ben ve bütün işte buraya girişi kahve ısmarlayacak mı bilmiyorum tur rehberimiz. 865 TL ödedim. Sanıyorum tur rehberiyle olmayınca biraz daha makul fiyatlı olabilir. Aklınızda bulunsun, olur da yakınlarda özellikle gelmek isteyenleriniz varsa. Demin Danimarkalı bir grup geçti, 10 kişi falan. Yani ara ara yine geliyorlar, büyük bir grup galiba. İnanılmaz güler yüzlüler. Yani ben böyle, İngilizler öyle çok demez ya, merhaba, işte hello, hi falan. Gayet gülüyorlar, hello, hi söylüyorlar yani hani. Bayağı şaşırdım bu kadar güler yüzlü olmalarına. Dün de metroda çalışan birkaç kişiye işte yol sorduğumda onlar da çok güler yüzlüydü. Değişmeyen bir şey var sanıyorum. Çıkması her zaman çok daha zor. İnmesi hep daha kolay. Bu bence hayatın kuralı yani. Burada da öyle oldu. Hayatta da her şeyde öyle oluyor. Zaman alıyor çıkması ama çıktıktan sonra o manzaraya değiyor. İnmesi de çok daha kolay. Ay böyle içim hazır dolu zaten herhalde hissediyorsunuzdur. Vardım sayılır son. Bu sefer artık inmeye iki düzlük kaldı. İnanılmaz güzel ve güneş var. Yani Danimarka'da güneşin olması İngiltere'den çok daha tuhaf. Hani İngiltere'de yine süper işte güneş oluyor diyorlar ama Danimarka 7 ay İskandinav ülkesi olduğu için 7 ay karanlık resmen ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos hani aylarında var. Şimdi böyle güneşi bulmak onlar için bir lütuf ve böyle bir günde buraya gelmek de bir lütuf. Çünkü çok yağmurlu, çok karanlık olduğu da çok gün oluyormuş ama bugün şanslıyız ve minnettarım tabii ki de. Çok güzel. İnmek de eğlenceli bu arada. Aslında inmenin de tadı başka. Ama Allah indirtmesin diyorum. Yani isteyerek inersek daha da güzel oluyor. Yani tabii zorla itinmeyelim oralardan. İnanılmaz, inanılmaz bir güzellik. Bir de böyle göstereceğim. Ya o kadar güzel ki gerçekten. Doğada olmaya da minnet duyuyorum. Böyle bir şansım oldu. Yani bunu paylaşmak da güzel. 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 100 bin kişi, kaç kişi izlerse izlesin. Ya bunu böyle paylaşma duygusu harika ve sizin de hissedeceğinizi burayı eminim. Yani seveceğinizi. Burada olsaydınız o dinginliği de keşke şöyle bir ses, yani buradaki sesi duyabilme özelliği gelse kameralara ve hissetme aynı zamanda. Kokuyu da alma, çok 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 başka, daha da böyle artarak büyüyen, daha da özel bir deneyime dönüşüyor. Of, ince ve uzun ağaçlar. Ne ağacı olduğunu sordum bu arada buradaki ağaçların. Vigot, Visot, ya adını karıştırıyorum çünkü isimlerde felaketim. Hiç yani bana şey yapmayın. Ağaçların adını bilmediğini söyledi ama bilmiyorum ben de ne ağacı. Oldukça tatlı. Burada böyle şu anda keşke yoga matı olsa ya da böyle meditasyon yapma imkanı olsa, 10 kişi falan meditasyon yapsak harika olurdu diye düşündüm. Şöyle güzelliklere bakar mısınız? Hani bunun böyle karşısında durup etkilenmemek mümkün mü? Bana imkansız geliyor. Ağaç parçası ama hani diyebiliriz. O kadar yaşanmışlığım var ki, o kadar masum, o kadar güzel ki. Yani ben doğaya aşığım. Böyle içim coşkuyla doluyor, neşeyle doluyor. Bunu bilmiyorum nasıl ifade edebilirim. O yüzden özellikle doğada olan böyle yapılara, yani doğaya zarar vermeden olan yerlere bayılıyorum. Çocukları olan annelere özellikle sesleniyorum. Doğada zaman geçirin çocuklarınızla ve onların da doğada geçirmesine olanak sağlayın. Ne yapabiliyorsanız yapın ama en azından yani hiç olmuyorsa haftada bir gün ağaçlara dokunsunlar, kokusunu hissetsinler, pislensinler, izin verin.
videoyu nasıl buldunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü desteğinizi bu şekilde görmüş oluyorum. Hem beğenilerinizle, hem abone olmanızla, hem de yorumlarınızın hepsini okuyorum inanın ve benim için çok değerli. O yüzden o değerli yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Haftaya hangi videoyla geleceğim hiç bilmiyorum. Bu arada aklımdayken yine söyleyeyim. Her pazartesi ve cuma günleri saat 6'da video yayınlıyor olacağım. Bildirim zilini de açarsanız haberiniz olur. Bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmiyorsanız hala Instagram butonu zaten çıkmıştır ya da çıkacaktır sağda ya da solda. Takip edebilirsiniz dilerseniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bu arada ben hala oraya bakmaya alışamadığım için buraya bakıyorum. Ne ağacı olduğunu sordum bu arada buradaki ağaçların. Vigot, Visot ya adını karıştırıyorum çünkü isimlerde felaketim. Hiç yani bana şey yapmayın. San Francisco değil de oradan arabayla 2-3 saat böyle gidilerek gittiğimiz yani gidilerek gittiğimiz süper bir Türkçe. Gittiği halde iPhone'u geri gelmiş. Diyor yeterli mi senin için benim Danimarka'yı sevmeme? Ben de yeterli dedim.